Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Rabarba Talk, Kemal Ayça ve telefonda konuşan Nuri Çetin kadrosuyla alkışlarla başlıyor. Tamam sen konuş. Bugün gördüğün yahut kullandığın en teknolojik aleti konuşacağız. Sevgili Kemal Ayça hoş geldin. Hoş bulduk. Nuri Çetin, dönmüşsün. İşim vardı da. Telekonferans da yapaydı. Bir de teknolojik bir şeylerden bahsediyordum. Ne? Scanner. bana teknolojik. 30 sene önce çözülmüş. Dedim ya küfür ediliyor ya da. Hiç evinizde printer oldu mu? Var canım o kadar. Bende yok. Hiç olmadı hayatım. Ama senin bir işi yok printer. Senin mi var? Çıktı alıyoruz. Pardon. Yukarıdan bir soru oldu ama. Kaç yıldır tanışıyoruz. Printerle ne işin olabilir? Çıktılar mı? O da tam bilmiyor. Sen de? Oldu mu hiç printer? Yok. Benim printerle işim olur yani. Senin oğlum sen karikatürist değil mi? Senin olmalı. Senin sürekli printerle işim. Benim yazıyla işim yok. Yazıya dökülmüş hiçbir ya, belgeleri. Ya karikatür şey nasıl yapılıyor abi? Ne biliyorsun sen biliyor musun? Hayır abi çok kolay. Benim bir tane yan adamım var. Ne biliyorsunuz anlatın bakayım. Bak yan abi adamım var benim bir tane. Böyle kafası kocaman ama böyle şey gibi Ekrem Bora gibi saçı var. Böyle evet. Saçlı çiziyorum en baştan. Valla kocaman bir kulağı var. Çok güzel Türkçesi var. Kocaman bir kulağı var. Böyle burun. Mesela burun. Benim burnum azıcık çengel ya. O kadar düzgün ki benim karikatür burunlarım. Yani böyle çok geometrik çizmeye çalışıyorum o burnu. Sonra minik bir ağız ama küçük bir ağız. Sonra aşağı doğru çok zayıf bir adam iniyor. Karikatür budur benim için. Şey, kovboy şapkası yok muydu? Yok, işte o saç. Başkasının mı? Yavrum benim, kovboy şapkası saçı. Birinin saçım. Şöyle bir sonsuzluk işaretiyle kovboy şapkası yaptığını hatırlıyorum. O sen değil mi? O ben değilim, yok. Yok. Bunun kursları var. Karikatür ben seçmeli ders almıştım üniversitede. Bunu mu çizdirdiler? Bunu, ha, bunu çizdirdiler. Bunu öğrettiler. Ben bunu öğrendim seçmeli derste. 15 aldım yüzlerinden. Veremedim dersi bitti gitti. Dersimiz yan adam. Kendi seçtiğin dersten kalan var mıdır diye hep merak ederdim ha. Benim oldu ya bir CC'ydi bir tane dersim. Yükselteyim diye bir daha aldım. CC o koça. Bir yerden burs alıyordum ben tamam mı? Burs alıyordum ve 2.50 ortalamayı tutturmam gerekiyordu bursun devam etmesi için. CC bir dersimi yükseltmek için alıp FF yaptım. Sonra sordum bir utanmadan. Hani burstan geçtim artık da CC'yi seçebiliyor muyum dedim. Hani eski notum kabul olabiliyor mu? Yok dediler. İnsan ortalamasını almalı ya. Öğrencilikte vardı sanki böyle bir hak ama olmuyor bence. Rest diyorsun işte pokerdeki gibi. CC'yi atıyorsun ortaya. Aa. Aa geldi. Mekanda kredin olunca ama yine devam edebiliyorsun. Demek yolu yokmuş sana. Üniversitede böyle dekanların, dekan yardımcının odasında rica eden öğrenciler de olur. Sıra olur. Böyle üç eliyle beraber. İşte evleneceğim hocam, mezun olmam lazım hocam, askere gideceğim hocam gibi böyle. Kimsenin de hakikaten bilimle, ilimle ilgili yok. Talebi yok yani. Yine de bahane... Hocam pazar kurulacak mı? Saçma sapan ya. İktisatı vermem lazım. Bahane çok güçlü ama yani askere gitmek, yani hayatıma yön vereceğim hocam. Ha, tabii tabii. CC verirseniz diye. Adam da iyice bırakır yani, az daha geç gider. Ben bir, bir önceki yaptı. Sıramdaki öğrencinin abi işte mezun olmasam kızı vermeyecekler dediğini biliyorum hocaya. Yani böyle yani... Kızı vermeyecekler diyor. Aslında hocaya çiçek çikolata gitmeli o anda. Çünkü hayırlı bir iş için geliyor. Doğru. Hocayla gideceksin istemi yani. Evet evet. İkisini bir anda bağlayacak. İnanacak yani. Ben bunu askerde yaptım. Şey nöbette yakalandım otururken de. Tutmazsınız. Tutanak mı? Ulan çok iyi imsersin. Tutanak için yapmıştım ben bunu. Hiç olmadığı için yapmıştım. Ne dedi? Sırtına. Rica ettim. Yani rica ettim. Küfürle gönderiliyorsun askerde. Yani şey talebin böyle dekan kabul da oluyor. Ha bir siktir git. Ha siktir gidin başımdan. İki kişiyiz. Pardon tahmin edemedim. Ben oturuyorum öbürü yatıyor. Hangi konudan siktir git? Vatanı bekliyoruz. İkinizin de ayakta olması gereken bir ortamda sen oturuyorsun o yatıyor. Cezanız aynı mı olmalı? Bence olmamalı. Oturan yatandan daha az cezaya alın. Bu şaka et. Mesela askerliğin öyle bir dönüşte şeyi var mı? Ha bu tam yapmamış. Tekrar çağıralım gibi bir şey olur. Tam yapmamış. Nöbeti hatalı tutan tekrar alıyorlarmış. Böyle nasıl ya? yok bir şey. Tamam. Böyle rüya görüyorsun işte askeri tam yapmamış. İki günü kalmış evet. Tekrar çağrılıyorsun. O mecburiyet değil. 5-6 sene boyunca zaman zaman böyle rüyalar görüyorsun. Nöbette yakalanma. Ben çok savaş çıkmış. Yine gidiyorsun Asuba'ya. Yapmıştık. Final haftası rüyası görüyorsun çok böyle. Üniversitede mezun olmamışsın da bir tane dersini verememişsin. Ha, evet falan. O da bak çok gördüm. Üniversitedeyken de şeyin rüyasını gördüm. Lise diplomamı almamışım.
bir dersim varmış. Aslında ben lise mezunu değilmişim. Bir şey olmuş yanlış. Bu kavgayı devletle resmi işlerle ya. Böyle bir imza eksik falan hep bunun rüyasını görüyoruz ya. Hiç böyle özel sektörden böyle bir rüya görmüyorsun. Evet yani. Doğru. Genelde devlet rüyası görüyoruz. Bizi çok şeyimiz yok. İl özel idaresinde bir işin olmamış uyurken. Meğerse çok... şirket zarar etmişler. Keşke böyle rüyalar görsek. Bugün teknolojik alet konuşacağız. Gördüğün ya da kullandığın. Başlıyorum. Elektrikli sinek öldüren raket. Raket mi ne? Raket değil mi o? Raket gibi yani. Raket abi. Sineklik mi? Hayır böyle şey. Abi raket şeklinde. Havada yakalanmışsın. Böyle for ben kent savuruyor sivrilere. Eğlenceliymiş ben bunu gördüm. Sivri de çarpılıyor. Buradan duyar yer miyiz? Yeriz. Yani çünkü öyle işin içinde spor var. Hakkı var mıdır acaba? Hayır yani. Hayvan siz... küçüldükçe hakkı var. Azalıyor. Doğru söylüyor valla. Şu an bak kimse asabı bozulmadan. Şakayı da yaptık ama dur bakalım. Ödümüzde sinirlerde. Kemal Bey herkesin anası babası var diye gelir aşağıya. Sivri bizim yani, kutsalımız. Virüse mikroba kimse şu an bir şey demiyor yani. Tabii o da, yaşayan bir varlık. Aslında yani. Evet mesela virüs de bir canlı. Yakında çıkar. Bir maske takmayın onların da. Terliksi hayvan. Twitter'da böyle bir şey yazsam ben. Senin dediğin cümleyi yazsam. Kesin. Büyük linçlerim ama 5000 defa alırım. Evet. Ya birilerini buluyorsun yanında yani. Ne abi kadar? Bırak biz seni biliyoruz sen devam et falan. Öyle destekliyorum. Dünyanın en saçma şeyini yazmış. Balina mı karınca mı yani bu ikisinden birini kurtaracaksın olsa herhalde balinanın peşine düşer herkes dediğin gibi. Tabii. Büyüğün peşine. Küçük hayvan hiç kıymeti yok abi. Evet doğru söylüyorsun. Karıncalara basamasa git. Şeye plaja karıncaları basamasa gidiyor. Yine insan da bir karşılığı var emekçi hayvan falan diye o yüzden çok tavsiye etmez. Oraya girmeyin. Levansan'la ilgili şöyle bir şey gelmişti kulağıma. Gerçekliğini bilmiyorum ama mesela bir örümcek var evinde. Onu böyle ikna yoluyla evden göndermeye çalışıyormuş anlatarak yani. Senin yaşam alanın burası değil. İlgiye alındın mı? Yok öyle bir şey duydum yani. İddia o zaman. Ha, iddia. Yani iddialar üzerine konuşuyoruz şu an. Hani böyle anlatıyormuş. Hayvan sevgisiyle bilinir çünkü. Levansan böyle yapma böyle şeyler filan diye böyle dertli çalışıyormuş. Örümceği anlatıyor. Bir gün anlayacaksın. Örümcek de hiç anlamaz. Anlamaz da. Sen söylemiştin galiba şey. Balığın başına gelen hiçbir şeyin başına gelmiyor. Evet. Balık da mesela işte. Ben ne dedim acaba balıkla? İsyan edemiyor diye kimsenin umurunda değil. Doğru. Balık halbuki yakalandığı an yandım Allah dese. Bayağı destekçisi. Ya yüz ifadesi sana bana benzemiyor ya. Kedinin köpeğinkini empatik kurabiliyor. Evet bilmiyor acı çekmeyi. Yani o da mesela böyle bir... Sanıyorsun ki o da rakıyla iyi giderim ben gibi bir şey diyor. Beklentisi de o yönde. Ya pidaki filan da olsun. Benden sana. Ama hayvan şöyle yani. Evet şey öyle yaptık. Sen yaparsın öyle şeyleri. İyi taktik. Ya şu an bu topa girmiş. Hadi bir yap bakalım. İzleyenlerimiz. Şişede evet, balık ol. Balık da savunan görmedim şimdiye kadar. Çünkü şey yani. Hayvanın sesi çıkmıyor. O sesi çıkaracaksın gerçekten de ya. Oğlum çok kötü lan. Yanağına çengel takılarak bir hayvan yakalanır mı ya? Bizden büyük varlıklar mesela. Biz burada Nuri ile konuşuyoruz mesela. Sen şu an Rabarba talk yapıyorsun ya. Şuradan bir çengel. Onu diyorum işte yani. Mesela Satürn'e kadar çeksen. Şuradan çekse ya da mesela ama mesela onlar da çengel çekiyorlar ama yemeğe gidiyorlar ya. Hani bir şey var orada diye böyle. Ucunda yemek var onun. Balık gidiyor. Senin, sana da bir şey olur. Ortanın ucunda ne olur? Pencerenin aşağıya böyle. Sen sucuk kangala. Tutmasına bir maç kalmış iddia kuponu sadece. senin yemin o olur. Böyle 2.70 3.40 yanında tik var. Bu gece 9'da son bir maç kalmış 1.10. Gel bakalım tutmuş kupon alsana diye. Tabii. Tık diye buradan gittim. Siz de savunmasınız hakkımı yani. Savunamayız. Ya gitmeseydin dersiniz iddia kuponuna. Balıkların da hatası var. Her kokuda yeme abi. Biz de mesela çok üzülürüz işte. Bak Rabarba Talk bitiyor, radyo biter, arkadaşlarımız ben biter. Dedim ona bir bağ olamaz. İkna etmeye çalışıyoruz. Belki balıklarında var böyle bir. Bir on garanti. Belki balığı yakaladın ama çok büyük bir şovmen yakaladın o abi. Sahne sanatçısı yakaladın. Tabii balık hep aynı zannediyoruz yani. Diva yakaladın. Ama sürekli sana ama ne bileceksin abi sen. Hep tabakta tahsil ediyorsun yani. Diva. Ooo sanat güneşi ya bugün. Serap Güneş'in buğulaması çok güzel olur abi. Kızartmayacaksın abi. Zeki Müren'i kızartmayacaksın. Abi işte o yüzden doğanın vahşiliği orada yani. Bir üstte bir hayatın medeniyetin varsa
Bir alttaki hiç önemli yok. Artık bizim de lütfen bir üstümüz çıksın. Bir üst modelimiz. İşte uzaylılar konuşuluyor ya. Yani senden bir üstse eğer o, bir genetik olarak üstünse, teknolojik olarak üstünse mahvedebilir burayı yani. Bir de böyle boyut olarak... Sen burada istediğin kadar ağla. Değil gibi duruyor ama değil mi uzaylılar da sanki? Ne bizden üstün bizden değil üstün değiller üstün yani. Kendi aralarında. Oğlum gelmiyorlar mı? Gelebiliyorlarsa bu bir üstünlüktür. Arabaları var. NASA'nın sürekli videoları var ama Mesut hiç inanmıyor. Yok yok. 51. bölgeye çoktan biri girerdi gizli çekim yapardı şimdiye kadar. Ya da mesela... Mutlaka bir YouTuber girerdi. Aynen. Mesela 51. bölgede çalışıyorsun tamam mı? Emekli oldun. Tamam diyorsun. Ben son 5 senemi kendi evimde geçireceğim. Sanki devlet su işler ama. Geldin Yalova'ya tuttun yazlığında aldın kiraladın. Son 5 sene öleceksin artık ya. Dersin ki bu insanlara ben şunu bir söyleyeyim ya. Sen evet YouTuber olursun orayı. Olursun. Yani. Tabii tabii. Kariyere bak. Bıraktığın anda bir 2 milyar izlenirsin yani. Sen, belki vururlar seni ama sülalen rahat eder yani. Biri söylerdi anladın mı böyle bir şey olsa. 51. bölgeden emeklilik yok. Pilimiz bitene kadar. Öyle bir şey var mı acaba? Emeklilik yasaktır. Yani bitirdiğin gibi. Tabii orada aynı zamanda lojman orası. Orada kalmak zorundasın. Belki de çıkamıyordur yani. Lojman şey hakkı var ya. Yemeğin içmene orada sinema. Sosyal tesis, tatil. Böyle site girişi gibi midir acaba 51. bugün? Geliyorum bir tane güvenlik veriyorum. Sen diyorum ki, diyorum ki Kemal Açı'ya geldim biz. Haber edin A210. Güvenlik UFO olsa ya çok komik olmaz mı? Bir kimlik alabilir miyim? Güvenlik uzaylı değil mi? Hani böyle şey. Sen de hala şüphedesin var mı acaba? Sana sormuyor telepatik olarak duyuyorsun ne, kime geldiniz diye. İşe koşmuşlar ben. Ya ben hiç inanmıyorum 51. bölgeye. Ay'a da gidilmedi asla. Uzaya bile çıkıldın emin değilim biliyor musun? İşte bak işte Elon Musk'ın şeyi gitmedi mi abi? Nereye gitti lan o? Elon Musk'a da sevindik bu arada da. Ne olmuş? NASA değil de özel sektör göndermiş. İnsanlık için yeni bir şey değil bu yani. Yine paranın konuştuğu bir dünya. Keşke hep devlet göndersin. Vallahi bak. Ya ben sosyalistim. Komünistim de geziyorsun, Elon Musk yürüyorsun. Yapma abi Elon Musk. Ben Ekrem İmamoğlu'na sesleniyoruz. Düzenli hat koyun Mars'a. özel sektör o ya. Özel sektör övülemez. Sabahları işe gidemiyoruz. Özel sektör ama şöyle bir şey yaptı işte. Attığı roketi geri indiriyor. Çünkü şey ya. Hani devlet olsa ödenek bitsin diye bırakıyor ya. NASA atıyor geri gelmiyor. Evet. Atlıyor orada bir şeyler oluyor. Bu da onu becerdi şimdi. Geri adam geliyor. Ring yaptı yani. Masrafı çok ama burada. Ondan yani. O yüzden özel sektör olmuş. Ya ben çok sizin gibi düşünmüyorum. Lojmanı kes, sosyal hizmetleri kes, roketi indir yani. Türkiye'de birçok büyük şehri, normal şehir yaparsak bir sürü atıl para oluyor tamam mı? Onlarla istediğimiz... Şöyle mesela, büyük şehirlerimiz var ya, biz bir şehir büyük Bitcoin şehir... Bitcoin anlatacak galiba. Bir şehir büyük şehir olduğu zaman çok daha fazla ödenek çıkıyor oraya. Çünkü büyük şehir artık. Ben de diyorum ki, paraya ihtiyacımız var ya, büyük şehirleri şehir yapalım. Şehirleri de ilçe yapıyor. Evet. Var olan bütün herkesi bir tık aşağı. PTT birincilik gibi. Hepsini bir tık aşağı düşürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir olsun. Geri kalanı ilçe olsun. Oraya vermen gereken parayı vermiyorsun devlet olarak. Bir atıl para alıyor. Onları dağıt fakirlere. Ha ödeneği azalttın. Ödeneği azalttın. Dağıt fakirlere. Ama durduk yere verilmiyor canım. Paraya ihtiyacımız var şu an. Bu arada çok kötü bir hareket oldu. Dağıt fakirlere. Abi dağıt fakirlere. Güzel. Ya ihtiyacı olana ihtiyacı kadar... Hesabına gönder. Valla yani. İktidar oynuyorsun ha. Dağıt fakirleri. Aynen. Üretim yok. Dağıt fakirleri. Ben de çok utandım. Ödeneğin yanına bir kola bir ayran. Vallahi bak ya. Herkese Ramazan kolisiyle ülkeye dağıtıyor. İnanmadınız. Her şehri bir alt kademeye düşürsek inanılmaz para kalıyor devletin elinde. Sonra ne yapalım o parayla? Kendini bilirsin. O kadar. Yine bir daha yalasınca. Bundan sonrası suça girebilir yani. Ben sadece fikir verir çekiyorum. Devlet bir ödeneği gerçekten ikiye katlamak için bir kumara niye girmesin yani? Vallahi yapılmalı yani. O kadar insan okutuyorlar üniversiteye, o kadar bilim insanı var filan. Bir böyle bir iddia ekibi filan kuracaksın. Evet evet, biri yazmış ya onu Twitter'da. Devlete önerim, paraya ihtiyacımız var diye. Ligler başlıyor, bir tane maçı alın. Şöyle 3,5-4'lük garanti bir kupon yapacağım. Beraber bir tane herkese tembih edin. Tutmadı mı? Şey çıkar bir KYK. Bu hafta iptal de. Kaleciyi men et. Ha devletsin yani. Hakeme oyna. Tam biri bir bitecek, bir tane adam yanlışlıkla ters vurdu, gol oldu. At FETÖ'cü de içeri. Yani yapılabilir. Çünkü 1-1 bitiyor. 90+4 2-1 olmuş onun yüzünden. Ya işte devlet mantalitesi. Kimse verimli bir şey düşünmüyor ki herkes oturduğum yerden maaş alıyor. Yani son, kumara şuna girelim. Devlet son dakikada 10 milyar dolarlık kuponu yatsa acaba tweet atar mı yani? Kaybettik ey halkım. Maç konukta TC 5 tepeden yorum yazsa küfürlü.
Anladım Caner Erkin'i. Caner Erkin de gelir, ne yapacağız acaba şimdi? Daha da oynama Beşiktaş'a. Evet. Çivide yürüdüğümüz bu yayınımız devam ediyor. Teknolojik ürün, dertsiz masa örtüsü diye bir şey varmış. Dünyanın en iyi 3 buluşundan biri. Nedir abi? Geri kalmışım. Abi şu yemek masası ya. Buraya böyle çok kıymetli şeyler seriliyor ya bazen evde. Ama yemek yiyeceğinde onları kaldırıyorsun. Tabak mı? Böyle tam petrol ürünü bir masa örtüsü gibi düşün. Perdeden daha sert ama plastikten daha yumuşak. İkisinin arasında bir kıvamı var. Ama mesela kahve döktün, çikolata döktün, ne dökersen dök, attığın anda üstünden akıtıyor bütün kirini. Asla kir tutmuyor yani. Allah Allah. Herhangi bir plastik kıvamını şey... şey yapamadım, var mı ya? Kıvamı dediğin yani içeriği ne? Telefon kabının daha yumuşağı gibi düşün böyle. Öyle bir şey. Niye bu teknolojik bir ürün ki, bu plastik örtü bu? Çok iş görüyor yemek ama. Yemek döküyorsun. Kolay yırtılan. Yemek masasına kahve döktüğün zaman şeye, normal örtüye çıkmıyor abi. Evet çıkmıyor ya. Bunun çıkmasına da ben ihtimal vermedim şu an. Ya bu konuya herhangi bir teknolojik imkan inşallah seferber edilmemiştir. Bu ne kadar boş bir yok ya, petrol kaynak mı? Saf. Kanser edici petrol yani. Öyle mi? Ama kir tutmuyor abi. Yeterli bence. Kir tutmayan kıyafet falan vardı mesela. Bu biraz daha güzel teknoloji ürünü. Onun da adı dersiz olur. Güneşle renk değiştiren tişört vardı. Yani mavi çıkıyor. Buluşlar ya. Biliyor musun? 90'larda. Mavi tişörtlüsün, güneş altında geziyorsun, sarı oluyor. Sapsarı ama. Bunlar 1 milyoncu şey gibi ya. İcadı. Ama Almanya'dan çok güzel suç işlersin yani. Tabii. Evet, taktın kıçına bıçağı, sarı tişört var. Kaçıyor, mavi tişört var. Kimse yakalayamaz seni. Hakikaten ha. Saçı da değiştirse bir şey. Yolda yürüyorsun, top sakal gitmiş. Orada hemen tıraş olacak. Suç üzerine bir teknoloji. Bakalım ne var sizden gelen cevaplar. Kendi kendine dönerek evi süpüren yuvarlak süpürge. Bu teknolojiyle Nuri tanıştırdı. Bu bizim evlerimize geldi. Ne adı bunun? Biz ismini Gayretli koyduk evde. Gayretli? Yani, abi yemin ediyorum bütün evi hırıla 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 dolaşıyor. Yazık, kafayı vuruyor bir yerlere, geri geliyor. Döne döne. Söneden olması seni üzdü mü? Yani bir klasmanından kaybediyor gibi. Evet. Kafası, yani anladın mı? Hani şekil şemal olarak böyle bir çok para vermem gibi yani. Kendi kendine dönen bir şey. Yani evet. Kafası pek basmıyor. Ama ha, düz gideceksin. Şeyi bekler. Emin. Daha emin adımlarla gitsin diye. Vakur olacaksın. Emin ama olacaksın. Ama işte o kalenderlik sayesinde her yeri temizleyebiliyor. Yavaş ve ağır adımlar. Dip köşe girebiliyor mu aşağılara? Giriyor. Girdiği oranda. Harbi mi? Anlıyor yani. Oradaki tozu görüyor. Var diyorlar da bence o yok, yalan o. Toz görmüyor bence. Ne o? Sürekli sen her yer her yerde her yerde diye ses geliyor. Tam şikayetçi ama sen. Mesela çorap buldu alakasız bir yerde. Onu kaldırıp atıyor mu bir yere? Nıç 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 diye ses geliyor, sen gidip alıyorsun. O kadar daha gelişmedi teknoloji. Çorabı hemen dolayı veriyor kendine. Ha. Yani o aneti çalıştırmadan çağırıyorsun evvel sonra. Bir düzenek kuracaksın. Nasıl çağırıyor? Ne diyor? Ağzıma bir şey girdi, çelal diyor. Teknoloji konusunda şaka yapılmıyor buna. Her şeye inanıyor. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu kullanmadım çünkü. Bir şey sorayım. Bir lira atıp çengeller var ya mesela, böyle çekiyorsun. Ayı çekiyorsun da son anda gidiyor falan. Ya bu teknoloji varsa elektrik süpürgesi niye el yapmadılar? Çengel. Alsın çorabı. Toplamacı değil bu ya. Hayır işte toplamacı bir ben şey. Ben senin ardını toplayacağım. Çok çok iş görmez mi yani? Attım çorabımı, donumu, arkamdan geliyor, toplaya toplaya geliyor. Görür, görür. Ama sen iyice jetkiller şeyi istiyorsun, robotu. Var mı bu teknoloji ama? 1 lira atıp çalışıyor işte. Bunu sadece alacaksın onu. Sen Luna Park'tan alacaksın, bütün çocukları üzeceksin. Alacaksın onu, evdekine koyacaksın. Evde de tutamayacak çorabı. Yine sinir. Tamam çocuklar, düşünecek ama. Ne oldu? Yine olmadı teknoloji. Aynı yere bırakmış. Yani bütün... Ama dediğin doğru. Hala tam gelişmiş. Çünkü sen her şeyi mesela şeyi kaldırmak zorundasın. Herhangi bir tekstil ürünü bırakmayacağın yerde. Kablo mabla da sorun. Kablo mabla takılıyor hala. Yani tam gelişmiş bir teknoloji değil ama umut var. Üstüne atlayamıyor mu bir şey? Hayır. Bir şey gördü. Hop. Aslında temel olarak şey, yapay zeka insanların işlerini elinden alacağın ilk şeyi başladı yani. Birçok insan bıraktı. Şey, eve temizlikçi gelmesi evet. Hikayesinde mi? Haa. Artık yok yani. Böyle bir tepki olmasın. Kaça bu hali sende? Emek odaklı bir tepki olabilir. Aşağı yukarı kaça? 5 miydi? 5 civarı. 1000. Ah siktirsin ya. Çok affedersin. Yani burada yarın bir gün sponsorumuz olur. Yine özür dileriz ama. Gayretlerin sonu.
yanımda rabar var. Yani peşki görüntüler çıktıyormuş. Has siktir. Ben olsam gerçekten yaparım bu sponsorda. Müthiş olur yani. Bana özür diliyorsun. Abi rica ederim. Öpüp başıma koyarım burada. Nedir ya? Benim için içeri montaj yapıyor. Has siktirsin. Oo, has lan. Has siktirsin. Çok özür dilerim. Has siktirsin. Çok pardon. Hanımlar beyler, Rabarba Talk Cambly bölümüyle devam ediyor. İrlandalı Rory ile şu an Cambly üzerinden bir bağlantı aldık. Kendisi İspanya'da yaşıyor. You live in Spain? I live in Spain, yes. Evet. I live in Spain. Okay, kimin dedi? Where are you from? I'm from Ireland, but I've been living and working in Spain for 2 years. 2 years old? Yeah, 2 years ago. Before Ireland? Before Ireland, in the north of Ireland. Oh. Yeah, I'm from a very small town. How long far from Dublin? 2 hours by car from Dublin to my house. So yeah. 110 kilometers. 110 kilometers. 110 kilometers. Good. Okay. Now you are a teacher in Spain. I'm teaching in Spain. I work in a primary school teaching Spanish children English. And in the weekends and evenings, I work on Cambly. How is your Spanish? My Spanish is so-so. So-so. I have a little. As same as my English. Your Spanish and my English. Which is good? I think your English is better than my Spanish. I'm happy now. I'm not. How long have you been teacher in Cambly? In Cambly, I started in March. March? Yeah. In four months. 4 months. Yeah. I started when the coronavirus became, because I could not work in my school, so I joined Cambly. Oh, yani İspanya'ya çok uğurlu geldiğini söyleyemeyiz. In March, you yakalanmak kim bilir ne? You catch coronavirus, is right? No, in March, coronavirus came to Spain. Yes. And so my school that I work in was closed. Yes. And so I was in my house in quarantine, lockdown, and so I thought, I'm going to teach online, so I joined Cambly. Now, always you are in home or with mask? I'm normally mask. In home, but I can go outside, but with a mask. I need a mask. Are you afraid? Yes. I mask. No, I'm not afraid. No. I'm not afraid, yes. But coronavirus is dangerous. It's very dangerous. But I think if you wear a mask, yes, and if you put keep your hands disinfectant, yes, it's good. Everything is perfect. How old are you? 42 years old. 42. Türkçem oldu ya. 42, yes. Yes. I am 39 and I look like your uncle. Yani inşallah yalandan gülmüyordur ha. It's because the Mediterranean diet in Spain, fish, olive oil. Bueno. In here, ekmek, bread, only ekmek and macarone. Hidrat. They are not so clever because only bread. Only bread, yeah. The Mediterranean, the Spanish food is very good. Yes. Oh, that's very, very good. Havarat mısın diye soracağım, bakalım nasıl soracağım. Hadi bakalım, yemek yapabiliyor musun? Nasıl denir ya? Kitchen. Dur bakalım, geliyorsun. Finished. My English is over. Over. Now over. Bitti şu an çünkü. No problem. You eat something. Mm-hmm. In home, you
Or cook. Say adursa. Cook, cook, Allah, hay cook. Allah. Cook, yep. Cook. So, yeah. Normally, I cook from Monday to Friday, but Saturday and Sunday, I like to go to a restaurant. A restaurant, Saturday and Sunday. Yeah. Yeah. Meet my friends, have some beers, have some tapas. Is normal life, is there cloud? Yeah. No, in Spain, normal life now. Bars are open, restaurants are open, life is normal. Bar is open, what time? All day. All day? All day. Ah, 7, yeah, 4. Yeah, the bars. I look out my window now. There's a bar open. You can go have a beer. You can have your lunch. Life is the only thing that is not open is the cinema, the movie theaters, cinema, yes. And the football stadium. Football stadium not open. Closed. Theater closed. Cinema closed. Theater. Yeah. Exactly. It's interesting. So, but everything else is normal. Why? Why the theater and cinema closed and everything is normal? Ulan ne güzel oldu ha, solucu konuşuyorsun. I do not understand. Well, the cinema, I do not know. Theater, I understand because many people inside a closed building. But the cinema, they say not yet. They do not open it. Yeah, but restaurant is in a kapalı. But in Spain... In Spain, we eat a lot of food outside in a terrace. Ah, yes. So not inside restaurant, but outside. Only outside. Yeah, outside restaurant. Thank you. Exactly. It's no very problem. Good for my English, this conversation. No problem. Once you have conversation, your English get better. Yes, yes. Your job is good. I have a good job. Yeah, I'm lucky. I have a good job. I get to meet people like you from different countries. Yes. How many countries? How many different countries have you been to? Turkey, China, Japan, Taiwan, Singapore, Saudi Arabia, Iran, France, Italy, South Korea. They're mostly the Middle East, mostly Asia, sometimes Europe. But for me, mostly Turkey, Saudi Arabia is my two most popular countries. North Korea is difficult. North Korea is a little bit difficult. Ulan İngilizce ikinci şakam, çok mutluyum ya. Seni vururum. They shoot you. Be careful. The president of North Korea, he talks to me on Cambly. Yes. I'm afraid now. Goodbye. Nice to meet you very much, Rob. Thank you very much. Take care. Bye-bye. See you, man. Bye. Goodbye. Bye-bye. Happiness. Hanımlar, beyler. Gördüğün ya da kullandığın en teknolojik aleti konuştuğumuz Rabarba Talk devam ediyor. Soda makinesi. Aa, bizim evde çok eski dönemden kalma var bir soda makinesi. Çalışmıyor da yani. abi şey yapıyor. Ben niye hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Ben böyle malzemeleri atıyormuşsun. Eskiden tabii böyle çok kolay bulunan şeyler değilmiş ya, bu asitli içecekler falan. İşte kendi imkanlarınla yapıyorsun. Bunların şeyleri var işte, atölyeleri falan. Atıyorsun mesela tuz ruhu diyecektim. Neydi öbürü? Kaya tuzu. Limon tuzu. Limon tuzu. Ha, tuz ruhu olur mu lan? Limon tuzu atıyorsun, işte suyunu atıyorsun, bir şeylerini atıyorsun, o makinede bir şey oluyor. Soda oluyor yani. Ha. Makine tekile içiyormuş gibi oldu böyle. En son şurasına tuz döküyor. Yalnız dördüncü sodadan sonra öpüşüyorsun. Evet. Dikkat edin yani. Makineden ses geliyor. Hey amigo, çek sana atar. Saçma sapan. Öyle herhalde. Ulan soda makinesi diye aslında tekile yapsam da sevinirsin ha. Ana diye durduk. Abi, tüketiyor. Ama yine şey yapıyor. Limon tuzuyla suyla tekile yapmış. Alkol de yok. Kendi yapmış içeride. Hayvan gibi kafayı buluyor. Buna dönmedik mi? Herkes evde yapmaya başladı Allah. Evet. Güveniyor musunuz? Evde mesela geldi, gittim bir adam misafirliğe. Ben evde rakı yaptım dedi. Ben yapmıştım. Siz benimle çok dalga geçmiştiniz. Kör olacağız falan diye. Sonra hoşunuza gitmişti, hatırlıyor musun? İçtik mi? Biz içtik mi bunu? İçtiniz tabii. İyi. Yaşadıysa... Nasıl iyi içtilerse hatırlamıyorum. Ne zaman içtik ya? O geceyi anlatmayın beyler şimdi.
Neler yapıldı o gece? Demek ki hafıza silecek kadar bir şey yapmışsın. Tabii sen. Evde organik. Çok tatlı. Ben hatırlamıyorum içtiğimizi. Atıyor olabilir. Dünya Kupası izliyorduk Nuri'lerde ve bayağı içmiştik ondan. Evde rakı. Brezilya Dünya Kupası. Rakı değil, şarap içmiştik. Ha, şarap hatırlıyorum. Şarap yapmış. Şarap içilir ya. Şaraptan daha böyle bir çok korkmuyor ya. Daha böyle fazla. Artık her şey yapılıyor. Vodka yapanlar var. Bunlar konuşabiliyoruz değil mi burada? Konuşacağım. İnternette konuşuyoruz. Burada teknoloji kalmadı ama. Yani kokain yapılıyor. ama bütün bunlarda teknoloji var. Pek yok, sadece şey var. Evde altı buçuk vergiden kaçınma var. Hayır var. Yani sen zannediyorsun ki mesela evde vodka yapınca bir şeyler katıp tahta kaşıkla karıştırıyorlar. Hayır, bunun yani kimyevi oranları bir şeyleri falan çalkalama, var. Çalkalama. Çalkalama böyle karıştırmayla içki yapmıyor herkes yani. Tarhana'dan daha kolay. Tarhana'da sürekli başında durmak zorundasın. Hemen topak topak oluyor. Şarap yaparken de tülben seriyor muyuz? Yok. Vodka'da topak topak olsana kül. Şat olmaz mı ya? Bence çok güzel olur. Burada kaldı. Dur. Isırıyor. Niyam. Bir topak alacağım. Limon tuz. Vallahi olur. Geldik yine boza şat fikrimize. Ha, Mesut'un yıllar evvelden fikri var. Boza şat. Boza şat. Mesela dolduracaksın şatları. 42 dakika sürüyor. Dolduracaksın. Yavaş yavaş. O sırada karşıda gitmiş. Havaya bakarken yine işte. Sohbetler ediliyor bile. Teknolojik alet. Sizden yüzlerce cevap gelmişti hanımlar beyler. Onlara şöyle bir bakmaya. Ben elektrikli bisiklet aldım. Hadi bakalım teknolojik alet. Aa, çok acayip. Yalnız ama tam da değil. Fişe mi takıyorsun evde? Evet, takıyorsun. Bataryasını takıyorsun. O akşam dalga geçecektim. Öyleymiş. Abi. Normal şehir elektriğiyle o zaman. onu da kendi üretmek zorundasın. 220 volt elektrik. Evde hamster koşuyor. Ay çarpmasın ya. Sen bisiklete binebil diye. İki tane hamster almış. Çatlayana gönderiyor. Hamster gücüyle çalışıyor. Tekerlerin için hamster var. Küçük olunca. Tabii küçük abi, hamsterları da bilmiyorum sanırım. Şey bu. Pedal, sen pedal çevirince destek veriyor sana. Elektrik motoru. Ama normalde gaz verip gidemiyorsun. Ha. Gaz verip gitse zaten adı motosiklet olacağı için onu yapmak. Ehliyeti var mı bunun? Yok, 25 kilometrede kesiyor desteği böylece şey. Çünkü 25 kilometre gerek kalmıyor. Bir yere çarpsan en fazla tatsız. 25 kilometrede elektrik bitiyor. Evet. Kesiliyor. Ay, kesiliyor mu, kendi tercihen mi? Tercihen canım, elektrik. Yani çevirdim bir şeyi, son mu 5? Hani bir yere varacağım. 25 kilometre daha destek olmaz mı yani? İkna. Bakın beyler, taştır diye. Yokuş çıkacaksın ya. Yokuş çıkacaksın, 5 kilometre kalmış. Bitmiş elektrik. Bu taş, bu cilalı taş abi. Yok mu yani? Son bir 5 vermiyor mu? O kaç kadar? İyisi araba abi. Sokayım, sen kimsin 25 kilometre belirliyor yani. Fakat hayır, 25... hiç haksız değilsin çünkü çok arada bir buluş yani, ya bir yanlış faydası yok yani. Ben yanlış anlattım. 25 kilometre bölü saat bir hız sınırı tamam var. Maksimum 25 kilometre menzil değil. Ha, şimdi oldu. Desene saatte 25 diye. 25 kilometre gittin daha da yok. Ben öyle dedim, anladım. 25 kilometre gidiyor, orada elektriği kesti artık. Bundan sonra kendi kullanamıyorum. Abi Kemal'ler orada diye. Hüseyin Bolt 42 ile mi koşuyordu 100 metre filan diye? 42 ya da 43 ondan yavaş mıydı? Yavaş. Yavaş. Hem de yarısı kadar sınıyordu. Bir de elektrik harcıyor. 25 mesela saatte 25'e elektrik veriyor ya. Üstüne sen de bastın. Oluyor mu 30-35? Aa, sen tabii basarsan artık tamamen senin gücün söz konusu. Hemen çekiyor kendini. Kesiyor 25'ten sonra. Ah, siktirsin. Teknolojik gelişmeler ekliyorum. İstemiyorum abi. Ya ben istiyorum ki 25 o versin. 25'te ben gücümü vereyim. 50 olalım. Gücümüzü birleştirelim. Ha, şey, mesela yani, arabalarda öyle. Beraber bileşki hız yani. Doğru söylüyor adam ha. Vallahi. Abi evet, para vermiş. Arabalarda almışım ne oğlum, şey gibi çakmak taş gibi. Benzin desteği de alıyorsun, elektrik desteği de alıyorsun. Gidiyorsun mis gibi. Bisiklette de öyle olsun isteriz. Var aslında, ben böyle tercih. Ha, o da var. Ha, o da var. Ha. O alet de var. Vay. Ha, sen yine biraz spor olsun işin içinde diye. Ya ben ehliyetim yok dedim. O yüzden bir de meblağ olarak daha düşük olduğu için. Gelsene sen de gelsene. Deminden beri beni konuşturuyor. Param buna yetti desene ya. Yok, spor olsun. Kaslar çalışsın. Teknoloji üstün bizi. Bu arada bu vakte kadar izlediyseniz herhalde bir 20. 25. dakikalar arasındayız şu anda sevgili Rabar Talk izleyenleri. Görüp görebileceğiniz en sağlam Instagram hesaplarından biri Nuri Çetin'in hesabı. Cetin nokta Nuri mi? Yanlış. öbürü çok iyi. Ona girmeyin. Cetin nokta Nuri akıyor ya.
Neydi? Nuri nokta cetim. Nuri nokta cetim. Ha. Et Nuri nokta cetim. Yazar mısın altta? Boş ver sen bunu. Sen yaz yaz. Tam bu adamın altına fıt diye yaz, tamam mı? Ravarva Talk izleyince kaç kişi eklenecek diye bakacağız. Hazır Süreyya da burada. Tam şu anda beni duyan, Nuri'yi takip geçen insanlar arasından iki kişiye ilişki testine çift kişilik davetiye veriyorum. Benim bir şey vermem gerekirdi oysa ki. Hangi şehir olursa olsun. Zaten şu anda oyun koymadığımız için rahat rahat veriyorum. Çünkü normalde biz giremiyoruz yani bedava. Yani yok ki yani. Fi tarihinde gösterim. Şu an piyasaya borçlanıyor Mesut. Sözümüz senettir gibi. Ha, tamam ödeyeceğim diye herkesi bir ödül. Tabii tabii. Twitter'da falan herkes ediyoruz ya. Ama biz davetlim ol buyurun falan diyor. Ha, oyuna gel falan. Doktorum ben diyor. Tabii ki de biletsiz gel falan diyoruz. Yani. Öyle böyle çünkü 4 oyun. Çok ihtiyacımız var. Sağlık çalışanlarında. Korona tamamen gittiği gibi. Aşı bir çıksın. Doktorları takipten çıkalım. 150 lira. Doktorlara daha riskli olduğu için ekstra. Pahalı. Orospu çocuğu. Risk grubuna en arkaya atıyor. Korona değiliz ama başka rahatsızlık. Korona değiliz ama aramız babamız belli değil. Hay Allah. Biraz sert mi oldu? Yumurta haşlama makinesi. Teknolojik midir? Hiç hayatımda kullanmadım. Çünkü... Ha bu şey kıvamı belirliyor değil mi? Abi dakikası var bunun yani. Rafadan diyorsun, rafadan yapıyor. 7 dakika işte kayısı kıvamında oluyor. 10 dakika yap. Beceremeyen var ama. Yumurta kaynatmadığın belli oluyor verdiğin sürelerde. Her sabah 2 tane yiyorum oğlum ben. Rafadan, borcu adamım ben. Rafadan diyorsun kayısı yapıyor. Kayısı diyorsun pişmiş yapıyor. Bazısı hiç anlamıyor. Abi böyle bir plastik bir şey var. Atıyorsun şeye suyun içine yumurtayla beraber. Sonra bakıyorsun o ne kıvamdaysa yumurta da aynı kıvamda diyor. Teknolojisi düşük ama bu ya. El işi çok kötü olan mutfağı bilmeyen insanların bu. Güzel ama basic azıcık basit. Basic çözümler her zaman daha iyi. Zaten çok büyük bir iş değil yani. Ne yapacağım? Oğlum böyle bir problem var ki bunlar çıkıyor. Ben gerçekten yapamıyorum yumurtayı. Abi dakika tutacaksın ya. Koydun mu suya yumurtayı? Totalde işte 15 dakika tut. Kapat sonra. Rafadan. Ne 15 dakika? 15 dakika yok öyle. En soğuk suyu. 15 dakika tutarsan yumurtayı pilav olur o. En soğuk suyu. Çıldır olarak görürsün. Yok sen yok. Bir bak abu ganmış olmuş. Allah Allah nasıl oldu ya? Abi rafadan o değil mi? Pide şeklinde böyle bir şey çıkmış yumurta. Amma sevinirim Allah ne güzel. Götü baktı yumurtayı çektik pide çıktı diye. Belki de kimse denemedi lan bugüne kadar. Hakikaten 2 saat kaynatsak ne olur acaba? Yumurtayı mı? Buak diye orası sıkıyorum. Olur olur. Olacak şey değil. Hanımlar beyler en teknolojik aleti konuşuyoruz. Tepegöz. Tepegöz diyen son insan. Sizce teknolojik midir? Tepegöz... Yoksa evinde teknolojiktir. 93 senesinde okulda bize öyle... Evet ben de okulda gördüm. Lisede gördüm. Bilgisayar bile slide yokken gösterisi. Tepegöz vardı gerçekten. PowerPoint'e aklım çıkıyordu benim. Nasıl olur ya diye böyle. Benim hala ya. Yani. Soldan sağa böyle şeyler gidiyor, sayfalar gidiyor. Aklım ama çıkıyordu. Bu Tepegöz ya da slide makinesinin mekanik bir şeyi vardı ya teknolojisi. Daha böyle Rus işi gibi. O benim daha çok hoşuma gidiyordu böyle. Tak tak diye bir ses geliyor da başka bir şey geliyor. Gerçekten bir kare geliyor yani. Ha. Elinle ayar falan yapıyordun ilk modellerinde hatırlıyor musun? Elinle yapıyordun yani. Yani bu teknolojik değil bak bu. Teknoloji de Amerika'nın döver Rusya bak. Normalde döver demezsin zaten. Mesela bu uzay konusunda Amerika'yla... Özür dilerim. Birden. Rica ederim. Akıttım ama bu soruyla. Amerika ile Rusya arasında uzay teknolojisi anlamında inanılmaz bir kapışma varmış yıllardır. Şu an şeyler zaten. Yarısını uzay istasyonunun Ruslar yarısını Amerikalılar. Evet. 50-50 mi şu an tam? Çinler de girmeye çalışıyorlar da Çinler ya, Ruslarla ortak hareket ediyorlar. Veriyor da oraya gidenler şey... Bir tane çok kendini geliştirmiş Nijeryalı'yı alırlar mı acaba? Böyle günü gününe çalışmış, uzay konusunda almış yürümüş. Yapıyorlar. Mesela şu an komple kadından oluşan bir ekip götüreceğiz falan diye bir numaralar çekmeye çalışıyorlar. Hani publicity, halkla ilişkiler. Aha. Uzayda da böyle. Tabii dünyada destek görmesi lazım yaptığın işin. O yüzden şey... Ben orayı uzay istasyonu biraz araştırmıştım. Su işini nasıl hallediyorlar diye. Amerikalılar CD'yi ayrıştırmıyormuş da Ruslar ayrıştırıyormuş. Evet. Kozmonotlar geri dönüşüm için kendi idrarlarına geri dönüşüm ve
komşu şeyin Amerikalı'nı da istiyorlarmış sizden de alabilir miyiz diye idrar. Öyle mi? Gördün mü uzaya çıktın idrar bile parayla. Yani komşuna hani bir şey bizde bitti diye istersin ya limon var mı? Fincanla gidiyorsun senin içine biraz. Bir örneklem alabilir miyiz diye. Aynı içiyorlar tekrar su gibi içiyorum. Tabii. Bana söylemedikleri sürece içerim ben. Yani yeter ki demesin. Şimdi ne söyleyecek ama uzaya gitsin. Hayır ben bir yerden denk geldim. Kuyu bulduk dediler bana inandım. İnandım ben ya. Şimdi biz idrar devam ediyoruz. Ya böyle kaç bir de böyle beni kandırmak için de düzenli getirmişler. Hakikaten böyle dediği doğru. Kuyu suyu da şüphe uyandırır. Yine idrara devam edersin. Yok, bir boru olsa keşke değil mi? Dünyadan uzay istasyonuna kadar o şey işte. Çok o, rahat olur. İski çekmiş. Olabilir. Nurettin Sözen yazıyor. Türkiye gazetesi kocaman. Abicim o kadar büyük aletler bunlar yani. Azıcık şaşal depolamak zor mu acaba? Çok zor. Neden? İşte ağırlıktan mesela dolayı. Mesela şey olsun işte bir ne var? Şaşal markası mesela var mı bilmiyorum da. Hani Erikli. Araçları var ya böyle damacanayla. Hı hı. Uzaya da ulan hakikaten araç. Su söyle ya. En iyi şu telefon açıp su söyle. Her yere getiriyorlar. Yıksın ayağı böyle. Bir de altıda bir ağırlık. Çok daha kolay yıkar. Evet. Yani altıda bir para söylerim ben ama. Orası ay oğlum. 20 litre söyledim. Aa doğru o ay. Uzayda hiç yok. Ben para ödemem. Bedava veririm. Bir 20 lira şey veririm. Baş. Buraya kadar gelmiş. Tam sponsor kovalıyoruz gibi olduk ha. Hadi be Erikli. Kütür kütür Erikli. Şimdi su dedik o kadar. Damacana demişler. Teknolojik alet olarak. Ama şey damacana. Şey mi? Kendisi suyu pompalıyor. Hah, kendisi pompalıyor. Basmıyor. Sebil mi yani? 9 voltluk büyük pil takıyorsun içine. Sebil mi bu bahsettikleri? Değil galiba. Sebil olabilir. Ha benimki şey ya normal damacana pompası yerine ya, pille çalışan bir şey takıyorsun. Tamam. Ne yapıyor? Düğmeye basıyorsun. Oop diye veriyorsun. Suyla ilgili bana her ne olursa olsun bana hayrat gibi geliyor yani. Çok geçmişten gelen bir şey gibi. Bir yerden su akıyorsa hemen de isim yazılıyor ya işte bilmem kimin hayratıdır. Ha. Bence damacanaları da markalar da öyle olmalı yani. Erikli hayat mert yerine şunun hayratıdır. Bunun ruhuna Fatiha falan diye damacanalar gelmiyor. Ama olmaz ki mesela Hüseyin Sözen'in ruhuna Fatiha beşlik rica ediyoruz. Ne var işte? Öyle mi söyleyeceğim? Kullanırsan hem bir Fatiha okursan. Ne var abi? Böyle de bir kitle var ya. Doğru. Onlara da oynuyoruz. Hanımlar beyler, teknolojik alet konuşmaya devam ediyoruz. Robot kurye cevabı geldi. Böyle bir şey mi var ya? Bizde yok herhalde şimdi ama şeyde var, Amerika'da var. Bir ülkede bu korona sürecinde parklarda böyle robotlar geziyordu. Birbirine yakınlaşan insanları uyarıyordu. Böyle azıcık yan yanasın diyelim. Sosyal mesafeye dikkat etmedin. Böyle dört ayaklı tık 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 ha, geliyor. Ben Singapur'da galiba. Namus beksiz robot zannettim. Şeyden dolayı. Hayır değil. Kız anamız bacımız var diye. O değil yani. Tamam. Üniversitede bir kafede bir öyle bir şey vardı ya. Bir yazı vardı. Kız arkadaşlarınızla münasebetlerinizde biraz dikkat edin. Öyle mi? Hangi masada olduğu çok belli değil mi? Onun masası var. Acaba öyle bir robot mu diye düşündüm ben. Sote masalar var her mekanda yani. Kör nokta. Eskiden mesela iki katlı internet kafeler oldu. İkinci katıdır oğlum. Counter bittikten sonra. Birinci kat internet, ikinci kafe. Çocuklar dağılır. Sen sabah karşı dörtte counter biter. Ondan sonra sen... Üç katta internet yok, kablo yok. Yok yok. Makine de yok yani. Bilgisayar da yok. Öyle normal. Masa var boş boş. Yan yana böyle not defteri vermişler. Tükenmez kare. Boş boş masalar. Oturuyor yan yana. Buraya not alın yaptıklarımız. İkinizden geçenleri bir cümleyle yazın. Yani oraya kötü börekçide de oluyor. Robot lazım. Buralara lazım. Ha, alt kat börek. Üst kat robot. Ne üst kat? Üst kat robot işte. Üst kat robot. Ulan robot olsa amma canı sıkılır. Böyle kameralarda bir şey böyle yapıyor. Zzzz dönüp bakıyor. Böyle bir video yayınlanmıştı ya. Bir insanın hani ne kadar böyle o noktaya ucu görüp ne kadar böyle değişik davranabileceğinin en acayip kanıtıydı. Börekçiye gidiyorlar. Bayağı yukarıda sevişmeye başlıyorlar. Çok net sevişiliyor ama yani. Bayağı pornografik sevişiliyor. Oğlum kamera var yani. Kocaman kamera var ama nasıl artık dayanamıyorlarsa börekçiden dayak yiyorlar sonra aşağıdan börekle adam geliyor böyle. Of be abi. Kıymalı börekle kafana vuruyorlar. Ne kadar kötü ya. O börek açılıyor böyle çevirikçe. Fıf fıf fıf.
Kol böyle öyle vuruyor. Oh! Ayrılın lan diye. Sonra direkt yine satılır. Satılır. Belki de biz yedik. Yani yere düşmediği sürece her şey satılır. Yerden daha düşük bir yere düştü aslında. Ya öyle ama algısı öyle değil yani. Her şey pazarlama durayım. Her şeyi nasıl gösterdikleri yani. Aklına gelir mi yani? Bu bebek sevenleri ayırmışlar mısın? Koykutun için. Kahve çekirdeği öğütücüsü. Vay. Bunu bilen bilir ha. Ben bilmiyorum valla. Ben de. Kahve makinesi. Bunu bilen bilir ama ben bilmiyorum. Hastası olanlar evinde bulunduruyor. Hem kahve yapma hem de öğütme makineleri ayrı ayrı. Ben çok merak saldım öğreneceğim diye. Öğrenemedim. Sen en son şeye döndün. Filtre kahve makinesi. Yani kaliteli bir kahve çekirdeği varsa öğütüyorsan havalı da bir şey böyle. İnsanla taze öğütmek meselesi var işte. Tamam. Abi adam çekirdeği getiriyor yurt dışından. Tabii. Geliyor. Evinde böyle devasa makinesi var. Kenya'dan alıyorsun, gidiyorsun, iç savaş çıkartıyorsun. Ha, önce. Bir sürü çocuk işçi çalıştırıyorsun. Önce bir aerobik karıştırıyorsun, evet. Ondan sonra ucuza alıyorsun. Şu kadarcık Amerikan'a içeceksin sonra. Siz sağcısınız, siz solcusunuz diyorsun Kenya'ya. Önce evet. Onları birbirine düşürüyorsun yani. Ölemeyecekler diyorsun, tabii. Yıkamazsınız diyorsun. Nerede bu Kenya'nın milliyetçileri diyorsun, anladın mı? Ayrı ülke kuracağız burada diyorsun. Bir de oraya... Bir dakika bir şey oldu. Ne olacak ya? İki ayrı yere iki ayrı şekilde oynuyor herhalde değil mi? Öyle anladım. Kimseyi kaybetmek istemiyorum ya. sadece solcuyla solcuyum. Net bir fikrim yok. Bana kızan öbür söylediğime baksın. Bu nasıl güzel slogan ya. Bana kızan öbür söylediğime baksın. Parti tüzüğü ya. Bu genç partinin iki hilali falan gelmiş. Öbür dediğime de bir bakın. Buna da bir bakın bakalım. Yani her iki fikri de aynı anda savunursan kimse sana bir şey diyemez. Anladın mı? Dün dündür, bugün bugündür partisi. Öyle öyle. Bu daha da açığı oldu. Daha yani. Net. Yani. Tabii, net. Aynı anda değil mi? Evet. Şunu gerçekten değerlendir bu fikri. Ne dersem deyim arkasındayım. Artık hani kuantum fiziğinden böyle bir madde aynı anda değişik yerlerde bulunabilir gibi bir şey bulundu ya işte. Yani aynı adam değişik fikirlerde bir sağda bir solda olabiliyor çünkü. Olur olur tabii. Teknolojisi bulundu abi. Evet yapılmıştık. Buluştuk bir yerde. Çok sağcı olduğunu bildiğim bir arkadaşım, çok solcu olduğunu bildiğim bir arkadaşımla beraberim yani. Ara ne de döndün yüzünü ayrı. Ara bulmam lazım. Ona gerek yok. Çekeceksin perdeyi buraya. Buraya sağcılık sağcılık sağcılık. Çekeceksin perdeyi solculuk solculuk solculuk. Bir taraftan da Ekrem İmamoğlu ya. İşte Gezi'yi kutla Turgut Özal'ı. Başarılı mı? Başarılı. Başarılı. Evet. Abi ama öyle. Öbür siyaset kazanmıyor. İçimize sinen öbürü ama vallahi o kazanmıyor yani. Kuantum siyaseti gerçekten de yani. Dönemin siyaseti. Helal. Şöyle olmalı yani. Sana da göz kırpacağım, sana da göz kırpacağım. Sen diyeceksin ki bana göz kırptı, sen diyeceksin ki bana göz kırptı. Siz ikiniz hiçbir araya getirmeyeceğim. Bitti gitti. Bu şey değil mi ya? Şener Şen'in iki tane yeğeni vardı ya aynı kızla takılan. Filmde mi lan bu gerçek hayat? Film canım. Çok şükür. Ha, gerçek hayat. Gerçek hayat ayıp çünkü. Ya şey turşu ve limon şey. Ha. Sirke ve limon hikayesi. Ya. Ha tamam. Doğru. Aa sen filmin çok detayına girdin. Doğru doğru. Biz ayı gibi şeyi izledik. Buluşmuşlardı. Kız da güzeldi ha. Yok canım. Kızı valla hatırlamıyorum ben bu arada. Yani şu kız desen şimdi tanımam. Sürekli tek repliği vardı kızım. Beni güzel yerlere götüreceksin değil mi Mehmet? Sadece bunu diyordu. Evet. Beni daha iyi pavyonlara götüreceksin. Bir yerden çıkınca diyor bir de. Evet evet. Yani yeni eğlenmiş yetmedi diyor. Arsız köpek ya. Ben onun bir tadını çıkar yani. Lan o dönem o seri filmlerinde inanılmaz replikler, inanılmaz senaryolar var. Gerçekten ya. Yani. Azıcık dikkatli izlesek üzerine vallahi YouTube programı yapılır. Neden şey mi? Sert mi anlamında? Tabii tabii. Abi mesela çok hani babalarını seven kız rolü falan var ya orada işte Müjde Arın. Sonra bir dakika geçiyor abi şeye Münir Özkul'a şey diyor ya o kadar babalığı köpekler de yapar falan. Evet evet. Tokat atıyor sonra babam daha iyi vururdu falan diye tekrar bir şey babasına özlüyor. Hadi ben şu tüyü sattıysam kendimi sattım. Evet. Git diyor buradan. Bütün film boyunca şeye kız vermiyor. Vecihi'ye. Vecihi'ye kız vermiyor. Vecihi sonra parasını verip evi kurtarır kurtarmaz veriyor. Bu başlık parasıdır. Çok çirkin hareket değil mi ya? Evet çok büyük başlık parasıdır. Nerede kaldı yaşam usta? Sen mi büyüksün? Veci'yi mi büyüksün? Veci'yi bizi de gördü. Yaşam usta yok. Abi bu nasıl senaryo boşluğu ya? Bu yaşam usta ama senaryo. Başka değil mi? Başka film. Başka film ama yani bütün o filmde de çok babacan bir adam.
Bunların isimlerini çok aynı tuttular ya, biz de tam bilmiyoruz. Neşeli Günler, Aile Şerefi. Evet. Genelde Yaşar'dır Münir Özkul'un adı. Seks Treni. Arzu Tramvayı. Öyle bir şeyler. O da çok aynı kadroyla çok film çektiler. Cem Yılmaz'a da böyle eleştiri geliyor ya, hep aynı kadroyla film çekiyorsun diye. O zaman oğlum Martin Scorsese de yani aynı adamlar oynuyor. O da yalan dolan. Tamam. Yani şimdi öyle isimler söylüyorsun ki sanki eleştirilen. Bir zamanlar Amerika'da. Nedir amına koyayım? Böyle bir film olabilir. Martin Scorsese de. Yani kolay kaçıyorsun bence, anladın mı? Başka bir oyuncuyla şimdi kaprisiyle uğraşmayayım. Bu çok para ister diye. Tanıdığın oyuncuyla ucuza çalışıyorsun. Tanıdık indirim yapar çünkü Scorsese'nin de aklındaki. Ayrıca tanıdıkla yakınlaşma ve diyaloğun daha iyi olduğu için daha iyi film çıkar. Bak az önce dediğime geliyor. İki fikri de birer saniye arayla can haraç savunabiliyor. Gerçekten az önce fikrini savunacaktım. Tam tersini söyledim. Evet evet. Ne desem boşta kalmadım. İşte ben kalmadım. Sana da katılırım. Konuş. En iyisi film çekeceksin abi. Tiyatroda bir seçenek. Sahne saatleri bitti abi. Keşke sahnede ölsem. Bitti mi abi? Bilet satma mı kaldı ya? İnsana insana insanla. Sahnede ölmek ister misin Mesut? Yok be abi, at gibi. At gibi ya. At gibi. İstemem yani. Tam interaktif yapak anlısı ya Mesut. Mesut'un oyununda çok fazla bir interaktif. Bir 3-5 dakika anlamazlar ama. Şaka yapıyorum falan, oyunun bir parçası zannederler. Bir de perde kapandım, millet dağılır. O gün öğrenmezler benim öldüğümü. Meslek... Mühendis var mı deyip. Meslek icra ederken ölmekle ilgili bir tek bu tiyatrocuların bir hevesi var yani. Başka bir meslek icracısında görmedim. Ali Bilginer dedi ya, sahnede yani ölmeyi çok abartıyorlar. Bu yavşaklıktır dedi. Vallahi aynen böyle dedi. Böyle bir şeyi var. Röportajı yani aradım bir yani. Nalbur'dan duyuyor musun? Keşke merdivenin tepesinde ölsem. Tabii. Evet evet, değil mi yani? Conta takarken domalık bir şekilde. Beynim açık. Bir kuruyemişçi acı çekirdekle. Bitti mi usta diyorum, ses gelmiyor böyle. Ben biraz kıç. Soğumuş adam orada. Ama şey değil mi? 100 gram çekirdek istiyor, yapmış 120 oldu diye üzüntülebiliyor. Mesela bu adam. Sahnede ölmek şey değil mi ya? Külahta öldü. Abi şey değil mi sahnede ölmek? Sahnede temsil yaparken değil de yo, öyle. Aktif emekli olmamışken ölmek anlamında. He. Ben hayır ede değil. Motamot anlamışım. Elinde iskelet varken niye ölesin kafatası? Hayır abi, sahnede ölmekten bahsediyor. Sahnede ölmekten, oyun esnasında ölmektir. Abi lütfen izleyiciye böyle eziyet edin. Tamam. Devlet tiyatrosu gelmiş de tık diye ölüyor adam. Tamam. O zaten çok nadir olur. Bu herkes de bana çıksın diyor. Yani nadir olur vallahi. Toplu selamlaşma var yani, herkes böyle kol kola girip eğiliyor. Eğiliyorsun o kalıyor orada. Seni sürüyorlar. Böyle çok önemli tiyatro gruplarının yakında gideceğim. Bu akşam çekiliyor, bu akşam diye bağırıyor. Belki de ölürsün şey yani, bu akşam. Tiyatrocu var aramızda ya. Ağır yeri öldü zamanında sahnede, ondan sonra fetiş oldu bu ya. Valla. Sahne üzerinde öldü değil mi? Rolünü icra ederken. Yani benim dediğim ne? Rolünü icra ederken ölmek, sahnede tabii, ölmek. Tabii tabii. Bir de böyle doktorları eleştiriyor falan oyununda. Doktorlar yardım etmiyor. Vaa. Acayip. Nerede kaldı işte yemin? Papazları eleştirmiş. Öldürürken şey yapmıyorlar. Haa. Seremonisini yapmıyorlar falan. Çek bir sandalye. Gel benden gel. Gel gel. Beni kovalasa var ya. Daha iyi. Şuradan abi şuradan. Şöyle araya gelmiş. Gel abi gel abi. Al gel otur. Kemal nereye ya? Allah aşkına. Tamam peki. Ne oldu abi Molière? Molière kötü gitti abi. Sahnede gidiyor, ölüyor. Hangi oyunu oynarken? Hangi oyunu tam hatırlamıyorum ama hastalık hastası olabilir. Tamam. İşte doktorları eleştirdi. Oyun da güzel. Bütün tıp karşısında şeyler yapmış adam. Öyle çek mi sen de? Gel sen. Fikrin varsa gel. Abi gel. Ben bir çay koyayım. Hayır şunu bir anlat ya, gel gel. Valla şunu yapın unutma, çay koyayım. Tamam. Sonra bu sahnede ölüyor. Bir tane oyunuyla doktorları eleştirdi. İşte bir tanesiyle bu papazları, din adamlarını eleştiriyor. Ölümünde doktorlar yardım etmiyor, gömülüşünde papazlar yardım etmiyor. Sonra bu acayip işte muhalif sanatçı, işte mizahı böyle kullandı falan, bir fetişe dönüyor galiba. Vay anasını, papazın da yani. Oğlum sen Allah'a karşı sorumlusun ya. Hadi kalk. İyiydik be, iyiydik be. Teşekkür ederiz, bilgi aldık ya bir anda. Şimdi Molière yanlış çıksa ya bilgiye, hiç şaşırdım. Şahmaz olur ya. Şimdi biraz da mizahlayalım. Şimdi altına... altına yazar başka bir cümle koyacağım. Molière haklı mı? Haksız yani. Dünyaya düşman etmiş. Molière ne kıldı, haklı mı? Molière bence cenazesi de kaldırılmamıştır.
Belediyede de giydirmiş. Şöyle söyleyeyim. Molière'e yapılan haksızlık mı? Bazı doktorlar şey yapmışlar. Bir öldürmeyiz, gömdürmeyiz. Burada çürüsün bu diye. Ha o kadar. Hak etmiş bence. Herkes de düşman olunmaz abi. Herkese. Abi hep peki. Muhalefet, hep muhalefet. Sen ne yaptın derler. Bazı adam öyle. Sokrates'in böyleydi. Neydi? Gelir misin? Abi sağ bilgiye ihtiyacınız oldu mu? Hemen gel oradan. Hissettiğin halde. Ne olmuş Sokrates'e? Ya işte onun fikirlerini savunanları bile siz konuşmayın diye başlıyor yani onlara laf çakmaya. Evet. Tamamen dostsuz kalıyor adam. Ondan sonra da zaten devlet düşmanı diye darlayıp. Kendi fikrini savunanları da susturuyor. Onları da başka bir yerden susturuyor işte. Yani siz de zaten buradan hepiniz böylesiniz. Herkese köpek çekiyor. Tam benlik adam. Evet. Abi işte kibir. Nuri'nin tavrı var biraz. Kibir değil ya. İnsan sevmemek mi acaba? Bilmiyorum. Yavşaklık. Ayrı bu yine dediği gibi. Ben Nuri üzerinde değil, Sokrat üzerinde konuşuyorum şu an. Ben işte varım ya. Molière üzerinde konuşuyorum. Hadi toparlayalım ufaktan. 4 dakika kadar teknoloji konuştuk. Hazır beyler. Sonra yine herkese çamur attık. En sevdiğimiz. Rabarba Talk. Kaç dakika oldu kızım? 52 oldu. Ya tertemiz 40 çıkar. Rabarba'da güven olmaz ha. Bugün 52 der yarım. 26 çıkar. Burada da yayınlayalım. Totalde 52-53 çektik. Bakalım kaç yayınlanacak bakarsınız. Sen ne yapıyorsun? Dekor bile dağıldı hadi gidin. Sen neyin peşindesin? Sevgili Nuri Çetin, ayağına sağlık. Hadi görüşürüz bakalım. Kemal Ayça. Eyvallah. Hanımlar beyler, bu vakte kadar Rabarba Talk izlediyseniz Instagram'da takip edeceğiniz en sağlam hesaplardan biri Nuri.Cetin. Doğru mu kesin? Bu programın yayınlandığı gün Nuri'yi takibe geçenler arasından iki kişiye çift kişilik ilişki testi davetiyesi veriyorum. Hoşçakalın. Bölüm biter. Görüşürüz. Bir dakika ya. Allah Allah bizim de var oğlum Instagram'da. Arınlar bile. Kemal Açın da Instagram var. Ama oğlum adam orada çiziyor. Sadece selfie koyuyor. Dağdan bayırdan hiçbir şey yaptığım yok. Hiç. Ama 20 bin takipçim var. Buna ne diyeceksin? Onlar işte çok sevenler yani. Evet. Ona rağmen takip ediyorlar. Evet hakikaten. Tabii. Hiçbir şey yapılmaz mı ya? Bölüm biter. Ben Deniz Mesut Süre, Nuri Çetin ve Kemal Açay'la. Hoşçakalın. Haftaya buluşuruz. Bay bay.